Az TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün konuğumuz Özel Esentepe Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi bölümünden Operatör Doktor Necip Cihan Hasçiçek olacak. Hocamızla ameliyatsız estetik uygulamalar üzerine konuşacağız. Sizler de 224 alan koduyla 261 11 88 ve 99 numaralarını arayarak sorularınızı bizlere iletebilir ve yayınımıza katılabilirsiniz diyerek hiç vakit kaybetmeden konuğumuza dönelim. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Bugün ameliyatsız estetik uygulamaları konuşacağız sizinle. Günümüzde oldukça popüler ve büyük de bir rağbet var. Tüm detaylarıyla sizden dinleyeceğiz. Konu başlıklarımızı da aktaralım izleyenlerimize. Botoks, dolgu, gözaltı ışık dolgusu, ip askı, PRP ve iğnesiz mezoterapiyi konuşacağız. Detaylarını sizden dinleyeceğiz. İlk olarak botoksla başlayalım isterseniz. Botoks nedir? Botoks çoğu insan yanlış biliyor. Yani gerçi artık günümüzde bilgiler arttığı için doğru bilgilere ulaşılmaya başlandı ama bazıları yılan zehri falan gibi düşünceleri var. Tabii ki böyle yok. Bunu düşünme sebepleri de bir bakterinin toksini olması. Botoks Clostridium botulinum denen bir bakterinin saflaştırılmış proteini. Bizim kullandırılmış saflaştırılmış proteini. Biz bu proteini kullanıyoruz. Bilindiği gibi bir bakterinin toksini yani. Peki botoks nasıl etki eder ve ne için kullanılır daha çok? Bu saflaştırılmış protein sinir kas kavşağındaki asetilkolin dediğimiz bir reseptörü engelliyor. Bu engelleme ile kasların kasılmasını engelliyor ve ter bezlerinden de ters algılanmasını engelliyor. Böylece kaslara ve ter bezlerine etkisi oluyor. Peki botoks işlemi ne kadar sürüyor, nerelere uygulanıyor ve etkisini ne zaman göstermeye başlıyor? Şöyle, botoks işlemi kısa süren bir işlem. 10-15 dakika civarında sürüyor. Yaklaşık etkisi 3. gün etki etmeye başlıyor. 7. 10. günlerde etkisi tam olarak oturmuş oluyor. Etkisi de 4 ay ile 6 ay civarında değişiyor. Etki alanları çok fazla. En fazla orta ve derin kırışıklıklarda kullanılıyor. Alın bölgesinde, kaş arasında, göz kenarlarında. Buralara yaptığımız zaman hastadaki üzgün, yorgun, kızgın, sinirli görüntü ortadan kalkıyor. Yüz daha gençleşiyor, daha güzel, berrak bir cilde sahip oluyor. Tabii buralar değil sadece. Onun dışında kaş kaldırmada kullanılabiliyor. Burun kenarındaki kırışıklıklarda kullanılabiliyor. Dudak üzerine kullanılabiliyor, terlemede kullanılabiliyor, koltuk altı terlemesinde, el ayak terlemesinde kullanılabiliyor. Bunun dışında migrende kullanılıyor, migren botoksu olarak. Bunun dışında diş sıkma, bruxizm dediğimiz bir olay var, istemsiz olarak diş sıkma. Bunda da kullanılabiliyor. Burada da maseter ve temporal kaslara uygulanabiliyor. Yani uygulama alanları bayağı fazla. Aslında sizin de söylediğiniz gibi botoksun uygulama alanı çok fazla ama biz daha çok toplum arasında aslında kırışıklıkları gidermek için kullanılan bir yöntem olarak biliyoruz. Peki herkese uygulanabiliyor mu? Botoks yaptırmanın şartları nelerdir? Riskli gruplar var mıdır? Botoks yaptıramayan bir grup var mıdır? Şöyle, sadece hamileler ve emziren bayanlara uygulamıyoruz botoksu. Bu da şöyle, onlara kesin zarar olup olmadığı belli değil. Yani çalışılmış bir çalışma yok. Belli bir veri yok elimizde. O yüzden hamilelere ve emziren bayanlara uygulamıyoruz. Onun dışında bilinen bir zararı da yok. Hani botoks uyguladıktan sonra şöyle olur böyle olur. Zaten etkisi 4-6 ay arasında tamamen ortadan kalkıyor. Aslında botoks işlemine de çok kısa süren bir işlem dediniz. 15 dakika kadar süren bir yöntem. Peki ağrılı mıdır? Botoks işlemi uygulanırken hastalar bir ağrı, bir şikayette bulunuyorlar mı? Yok, botoks zaten kısa sürüyor, 10-15 dakikalık. Botoks öncesinde anestezik kremler kullanıyoruz. Yani ağrı giderici kremler kullanıyoruz. Bununla beraber yaptığımız, kullandığımız iğneler zaten çok ince. Özel iğneler kullanıyoruz. Onlarla kullandığımız zaman ciddi bir ağrı olmuyor. Tabii bazı hastaların ağrı eşiği çok düşük olabiliyor. Onlarda bir miktar ağrı görülebiliyor ama bu çok hastayı rahatsız edecek kadar, botokstan vazgeçecek kadar değil. Evet, şimdi aslında botoksun etki süresini de 4-6 ay kadar bir süre dediniz. Peki bu süreyi etkileyen faktörler var mı? Mesela güneş ışığını buna örnek verebilir miyiz ya da beslenme gibi diğer faktörlerde bu etkisini kısaltıp uzatabiliyor mu? Botoksta böyle bir şey yok. Botoksun güneş ışığıdır, genetik yatkınlıktır falan gibi bir şeyle etkisi yok. Botoksun etki süresi 4 ay ile 6 ay arasında değişebiliyor dedik. Bunu etkileyen tek bir şey var. Bu da kas gücü. Özellikle örneğin alındaki kas gücümüz, kendi kasların içine yaptığımız için, onları bloke ettiği için kas gücümüz ne kadar güçlüyse o kadar kolay sürede, kısa sürede botoksu yıkıyor. Yani çok güçlü, örneğin ben kendime şu an botoksum yok ama yaptığım zaman benim mimiklerim çok fazla, kaslarım da çok güçlü. Ben de 3 ay, 3,5 ay
civarına gidiyor. Ama çok ciddi mimiği olmayan, çok fazla kaşlarını hareket ettirmeyen, çok fazla gülmeyen, kırışıklıkları ve böcek kasları güçlenmeyen hastalarda 6 aya, 7 aya kadar gidebiliyor. Yani tek etkileyen şey var, o da hastanın kendi kas gücü. Peki botoks yaptırmada bir limit var mı? Yani çünkü 4-6 ay kadar süren bir etkisi var ama bu etkiler geçtikten sonra bir limit var mı? Mesela en fazla 10 kez botoks uygulanabilir gibi kısıtlamalar var mı? Böyle sorular geliyor. Hakikaten güzel bir soru. Böyle bir limit yok. Yani buna örnek şöyle. Nicole Kidman'ı gösterebiliriz. Belki 15-20 senedir botoks yaptırıyor. Ve yaptırmaya da devam edecek büyük ihtimalle. Çok önceden beri yaptırdığı için hem kırışıklıkları çok fazla oturmuyor. Çok ciddi bir kırışıklık olmuyor. Belki de 5 sene içinde olacak kırışıklıklar 20 seneye yayılmış oluyor. Zaten botoksun bilinen böyle bir etkisi yok. Yani 10 kereden sonra zarar verir veya 20 kereden sonra zarar verir diye. Hatta uzun süreli devamlı aralıksız yapıldığı zaman, yani hani 6 ay arayla 5 kere, 6 kere, 7 kere yapıldığı zaman ilk başta örneğin 4 aylık etki gösteriyorsa 7. seferden, 5. 6. seferden sonra tekrarlayan dozlarda etki süresi 5 aya, 5,5 aya çıkabiliyor. Yani tekrarlayan dozlarda etki süresi bile uzayabiliyor. Peki botoks için ideal yaş nedir hocam? Kaç yaşında botoks yaptırmaya başlamalıyız? Şöyle biraz yaşlar biraz daha erken alınmaya başlandı. Bunun da sebebi şu, önleyici botoks diyoruz biz artık buna. Eskiden böyle genellikle 35-40'lı yaşlara geldiğiniz zaman kırışıklıklar yavaş yavaş oluşmaya başladığı zaman botoks yaptırılmaya başlanıyordu. Ama artık öyle değil. Botoksun mantalitesi şu zaten. Kas etkisini azaltıyor. Kas etkisini durduruyor. Kasın etkisini durdurduğu için kırışıklığın oluşmasını engelliyor. Kırışıklık oluşmaya başlamadan botoks yapmaya başlarsak, hemen kırışıklık oluşmaya başladığı an veya başlamadan birkaç sene önce böyle 25'li yaşlarda, 27'li yaşlarda botoksu uygulamaya başlarsak hiç kırışıklık oluşmaz. Ve böylece 30 yaşında veya 35 yaşında oluşacak kırışıklık yaşı örneğin 35'e, 40'a, 45'lere kayabilir. Aslında kırışıklık oluşmasını öteliyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Zamanı durduruyor diyebiliriz. Bir miktar daha süreyi ileriye atıyor. Aynı zamanda zaten botoks yaptırmazsak o kırışıklıklar oturursa belli bir derinlikten sonra artık botoks da çok işe yaramayabiliyor. Dolgu yapmak gerekebiliyor. O dinamik kırışıklık safhasını daha erken dönemde engellersek hem dolgu ihtiyacı da azalıyor hem de kırışıklık daha ileri yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Dolgudan bahsettiniz. Dolguya da geleceğiz ama öncesinde botoksla ilgili sormak istediğim bir soru da şu. Son dönemde duyuyoruz özellikle tiyatrocu botoksu. Bu ne demektir hocam? Bize biraz bu konudan da bahsedebilir misiniz? Bu şöyle. Şimdi tiyatrocuların mimiklerinin kaybolmaması lazım. O yüzden bu tiyatrocu botoksu diye deniliyor. Ben zaten eskiden beri çok fazla hani mermer surat dediğimiz yüz böyle kaşlar hiç hareket etmeyen, alnı dümdüz bir surat yapmamaya çalışırım genellikle. Botoksu belli oranlarda kullanarak doğal bir yüz ifadesi oluşturmaya çalışırım. Çünkü dümdüz mermer bir surat olduğu zaman yani güzel bir görüntü olmuyor bence. Tamam karışıklıkların belki hepsi gidiyor ama yani doğal olmayan bir görüntü oluşuyor. Bu yüzden daha az düşük dozlarda yapılarak ve daha uygun yerlere yapılarak hastanın bir miktar kaşları kalkabilir, bir miktar hafif kırışıklıkları oluşabilir. Yani kırışıklıklar %100 değil de %80'i, 90'a gidebilir. Ama karşıdan bakan biri onun botoks yaptırdığını anlamaz. Sadece kırışıklıklarınız azmış diyebilir, kırışıklıklarınız azalmış diyebilir. Hani bunun gibi daha doğal, daha düzgün bir şekilde yapılması tiyatrocu botoksu diye geçiyor artık daha Peki, düşük dozlarda. Peki botoksun yan etkisi var mıdır? Biz de aslında birçok haber bültenimizde ekranlara getiriyoruz yanlış uygulamalarla hastalara zarar veren birçok işlem özellikle dolguda da karşımıza çıkıyor. Peki botoksta karşılaşabileceğimiz yan etkiler var mı hocam? Botoksta böyle bilinen bir yan etkisi yok botoksun. Bazen ehil ellerde yapılmadığı zaman göz kapağı düşüklüğü gibi bir şey olabiliyor. Tabii şöyle hani göz kapağı düşüklüğü olsa da 2-3 ay içinde geri dönebiliyor. Yani düzgün bir şekilde yapılması lazım, dikkatli bir şekilde yapılması lazım. Tabii hastanın da uyum sağlaması lazım bu botoks sonrası. Erken dönemde birkaç günlük önerilerimiz var. O önerilere uyum sağlaması lazım. Onun dışında hani en korkulan şey göz kapağı düşüklüğü botoksta. Bu da zaten 2-3 ay içinde kendiliğinden geçiyor ve zaten damlalar var. Damlalar belli zamanda süreci biraz daha kısaltabiliyoruz. Peki botoksun 4-6 ay kadar bir etkisi olduğundan bahsettik. Bu süre geçtikten sonra kırışıklıklarda daha da bir belirginleşme meydana gelebiliyor mu? Çok güzel bir soru. Bugün de hatta bir hastam onu söyledi. Ben yapmamışım. Yani ben yapsam da olur fark etmez. Başka bir doktor arkadaş yapmış. O doktor arkadaşı kötülüyor. Hani botoks yaptırıp 5-6 ay sonra eski halimden daha kötü oldum diyor. Böyle bir şey olmaz. Botoks da zaten sadece anı durduruyoruz gibi düşünün. Yani o kırışıklıkları 4-5 aylığına engelliyoruz. 4-5 ay geçtikten sonra
kırışıklıklarınız eski haline geliyor ama ilerlemesini engellemiş oluyoruz. Yani diyelim ki 10 sene boyunca veya 5 sene boyunca 6 ay aralıklarla botoks yaptırdınız. Hı hı. Hiç yaptırmasaydınız o 5 sene sonra kırışıklığınız daha da artacakken, evet, 5 sene halinde de 5 sene önceki haliyle devam ediyor. Hı hı. Yani onda bir artma şey olmuyor. Hatta ilerlemesini engellemiş oluyoruz. Hı hı. Evet. Aslında kırışıklıklar üzerinden botoksu konuştuk programımızın başında. Diğer kullanım alanlarından da bahsetmiştiniz. Terlemeyle ilgili vesaire. Bu diğer alanları da biraz daha açabilir miyiz? Başka hangi durumlarda botoks uygulanıyor? Tabii bu ara örneğin özellikle çok fazla yapılmaya başlandı. Maseter botoksundan da bahsedeyim. Terleme botoksundan da bahsedeyim. Maseter botoksu dediğimiz şey aslında diş sıkma botoksu. Maseter dediğimiz maseter kası. Hastalarda bazıları insanlarda istemsiz diş sıkmaları olabiliyor. Özellikle gece uyurken diş sıkmaları oluyor ve çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Hı hı. Dişte kırılmalara, mineye zarar verebiliyor. Yani ciddi dişe zararları veriyor. Hatta ileri dönemde eklem rahatsızlıklarına kadar gidebiliyor. Bu hastalarda maseter dediğimiz kasımız var. Hı hı. Bu kasımıza botoks yapıyoruz ve temporal kas var. İkisine birden yapılan botoksla 15 dakikalık bir işlemle hasta diş sıkma probleminden rahatlayabiliyor. Hı hı. Diş sıkma problemi gidebiliyor. Tabi sadece diş sıkma problemi için maseter, botoks, temporal botoks yetmez. Onun dışında hastayı diş doktoruna yönlendirip gece diş bile almasını da söylüyoruz. Hı hı. Onun dışında koltuk altına da çok sık yapıyoruz. Çünkü koltuk altı da terleme bezleri var. Yaptığımız botoksla %90'a 95'e kadar hastanın terlemesi geçebiliyor. Hı hı. Hani bazı insanlar diyor ne gerek var diyor ama bazılarımız çok fazla terliyor. Evet. Ve yazın özellikle çok ciddi rahatsız oluyor. Hı hı. Yani yazın benim bir hastam 3 gömlekle geziyorum hocam diyordu. 2 gömlek bir tişört arabanın arkasında duruyor. Hiç durmadan gömlek değiştiriyorum diyordu. Hakikaten çok sosyal hayatlarını çok fazla etkileyebiliyor. Onun dışında el ayak botoksu, el ayak terleme botoksu var. Hı hı. Tabii bu el ayak yaptığımız zaman lokalle yapmıyoruz, lokal anesteziyle. Hı hı. Genelde sedasyonla yapıyoruz. Hafif bir uyku hali ameliyathanede yapıyoruz. Çünkü parmağın ve elin duyu reseptörleri çok fazla olduğu için ağrı, hı hı, duyabiliyor hastamız. Evet. Hastamızın bu ağrısını engelleyebilmek için ufak bir sedasyon veriyoruz. O verdiğimiz sedasyonla ameliyathanede konforlu bir şekilde yaptığımız botoksa el ayak terlemesi de gidebiliyor. Bir konu daha var, onu unuttum. Şöyle, maseter botoksunun bir etkisi daha var. O da gene kullanılıyor. Maseter kasının kalınlığından dolayı, çok kullanıldığından dolayı kalın oluşuyor ve kare, baksi, kutu dediğimiz kaba bir yüz ifadesi oluşabiliyor. Bazı bayanlar da sadece diş sıkma için değil, oralara yapılan botoksla alt yüzde böyle bir küçülme, ovalite ve kare yüzden kurtulma, daha feminen bir görüntü oluşuyor. Bunun için de maseter botoksu yapabiliyoruz. Evet, botoksun diğer kullanım alanlarında sizden dinlemiş olduk. Bir diğer konumuza geçelim isterseniz. Dolgu. Dolgu da günümüzde oldukça popüler olan bir yöntem. Peki dolgu nedir ve ne için kullanılır hocam? Dolgu şöyle, vücudumuzda dolgunun içinde hyaluronik asit var. Bu hyaluronik asit polisakkarit içeriği olan bir şeker grubu bir ürün. Hı hı. Bu zaten kendi vücudumuzda da var. Bu hyaluronik asitin özelliği su tutma. Su tutarak volüm kaybı, volüm kazandırıyor, hacim kazandırıyor bize. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Şimdi 30'lu yaşlardan itibaren yüzümüzde bir her yıl yaklaşık 3-5 milimetrelik bir volüm kaybı, mililitrelik bir volüm kaybı oluyor. Yani tam olarak volüm kaybı değil ama yüz aşağıya doğru ve öne doğru sarkmaya başlıyor. Yüzümüzde 20'li yaşlarda bir V shape vardır şöyle. Üst taraf büyük, alt tarafa doğru şeydir. 30'lu yaşlardan sonra ters dönmeye başlıyor. Yani ters V halini alıyor ve yüz alt tarafa doğru, öne doğru bir sarkma gerçekleşiyor. Dolgularla hem bu sarkmalar engelleniyor, bir miktar geri yerine koyulmuş oluyor. Hem de lift etkisi var dolguların. Yani bir miktarda kaldırıcı etkisi var. O kaldırıcı etkisiyle bir miktarda yüzü tekrar ovalitesini sağlayıp yüzü biraz daha asmış oluyoruz. Peki dolgular nerelerde kullanılıyor hocam? Aslında programdan önce ben de size bu soruyu sordum. Burunda, özellikle kemerli burunlarda da uygulanabilen bir yöntem midir dolgu? Dolguların çok çeşitli kullanım alanları var. Tabii burunda da kullanılabiliyor. Hafif kemerli burunlarda üstüne altına yapılıp o kemer kamufle edilebiliyor. Onun dışında kaş kaldırmada kullanılabiliyor, dudaklara kullanılabiliyor, malar bölgeye, elmacık dediğimiz bölgeye kullanılabiliyor, yanağa kullanılabiliyor, göz altına uygulayabiliyoruz. Nazolabiyal dediğimiz burundan dudak kenarına olan kırışıklıklara kullanılabiliyor, dudaktan çeneye olan kırışıklığa kullanılabiliyor. Çene yeniden şekillendirmede, bu ara çok popüler olan jawline dolgu var, evet, çene yapısını daha feminen bir görüntü oluşturmada kullanılabiliyor.
kaşın kenarına şu bölgeye yapıyoruz. O bölgeye yaptığımızda da genel olarak biraz yükseklik sağlayarak çok güzel, canlı, genç bir görüntü oluşmasını sağlıyor. Yani dolgunun kullanım anları çok fazla. Dudağı yapıyoruz. Dudağı bir miktar küçük olan, ince olan hastalarımıza bir miktar daha dudağı büyütüyoruz, şişiriyoruz. Güzel bir uygulama dolgu. Peki daha sık en çok hangi bölgelere dolgu uyguluyorsunuz? Herhalde özellikle sosyal medyanın etkisiyle de gördüğümüz kadarıyla herhalde şu an en popüler olan dudak dolgusu herhalde. Aynen öyle. En fazla yaptığımız yer dudak. Onun dışında yanaklara da yapıyoruz, elmacık kemikleri üzerine. En fazla uyguladığımız yer tabii birinci dudaktır. Ondan sonra elmacık kemikler, yanak kemikleridir. Peki dolgu işlemi ne kadar sürüyor ve kullanım etkisi de ne kadar sürüyor? Şimdi aslında botoksu konuşurken 4-6 ay gibi bir etki süresi var demiştik. Dolgu için bunun süresi nedir peki? Dolgu için süre daha uzun. Dolgunun uygulanacağı yer ve dolgu maddesinin çapraz bağ içeriğiyle birlikte tabii bu süre değişiyor. Kullanacağı yere göre değişir. 6 ay ile 24 ay arasında, 6 ay ile 2 sene arasında botoksa göre tabii ki daha uzun bir süre etkisi var. Örneğin göz altına yapılacak bir dolgu yaklaşık 6 ay civarında veya dudak üzerindeki küçük kırışıklıklara kullanacağımız dolgu 6 ay civarına gidiyor. Ama örneğin dudak dolgusu 1 yıl gidiyor, 12 ay. Yanağa yaptığımız dolgu 18 ay, 1,5 yıl civarında gidebiliyor. Çene şekillendirmede kullandığımız dolgular 2 yıla kadar gidebiliyorlar. Evet. Botoksa göre aslında daha uzun bir etkisi var. Peki botoksta şartlar nelerdir hocam? Kimlere dolgu uygulanır ya da uygulanmaz? Yani dolgu ile ilgili böyle çok ciddi bir şey yok. Bu hastaya uygularız, bunu uygulamaya. Sadece aktif uçu olan hastalarda örneğin dudak bölgesine uygulanmaz. Aktif aknesi, aktif sıkarı, akne sıkarı olup yeni sivilcesi olan hastalara, yani aktif enfeksiyon bulguları olan hastalara genelde çok fazla uygulamak istemeyiz. Onun dışında çok bir kısıtlaması yok. Herkese uygulayabiliyoruz. Peki herhangi bir yan etki görülebilir mi dolgu uygulamasında? Tabii yani ben özellikle çok kaliteli ürünler kullanmaya çalışıyorum ama her üründe olduğu gibi sonuçta vücudumuza yabancı bir cisim giriyor. Çok sık görülmemekle birlikte, çok nadir görülmemekle birlikte alerji gibi, dolgunla bölgede pütürlük yapması gibi. Tabii bu biraz da fazla ve yanlış uygulama kaynaklı da olabilir. Evet. Böyle o bir yapılan bölgede morarma gibi, bir miktar kızarıklık gibi şeyler görülebiliyor. Aslında yaptıracağımız yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Merdiven altı olan uygulamalardan da kaçınmak gerekiyor bu konuda. Tabii yani şöyle, çünkü örneğin ücretler de çok değişiyor. Yani hani kullandığımız dolgular 10 liraya da dolgu var, 100 liraya da dolgu var. Hani örnek veriyorum. Evet. Hani fiyatları bu kadar değişiyor, bir şey özelliği vardır yani. O da çok önemli. Hem de yaptırdığınız kişi de önemli. Yani yaptıracağınız kişinin bir dermatolog veya bir plastik cerrah olması önemli bence. Yaptırdığınız kişiye mutlaka dikkat etmeniz lazım. Dilerseniz gözaltı ışık dolgusuna da değinelim hocam. Nedir? Kimlere uygulanabilir? Şöyle, gözaltı ışık dolgusu zaten artık 30-35'li yaşlardan sonra herkeste yavaş yavaş bu göz altındaki çukurluk belli olmaya başlıyor. Oraya uyguladığımız bir dolgu. Tabii buraya uyguladığımız dolguyu çok düzgün, çok dikkatli bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Ve seçili hastalara uygulamamız gerekiyor. Her gelen hastaya gözaltı ışık dolgusu veya gözaltı dolgu yapmıyoruz. Şöyle, onda da göz altına uyguladığımız yer cilt çok ince. Çok düzgün bir şekilde ve çok iyi bir şekilde yapılması lazım. Çok ciddi hastanın torbalanması varsa o zaman ameliyat öneriyoruz. Alt göz kapağı ameliyatı öneriyoruz. Bunun dışında hasta geldi, gözaltı ışık dolgusu her isteyene yapıyor muyuz? Tabii ki yapmıyoruz. Çünkü dolgu da özellikle son yıllardaki trendlerde ve son yıllarda hani yapılan çalışmalarda hastanın bir bütün olarak ele alınması lazım. Gözaltı ışık dolgusu yapıyor değil mi? Biz bir hastaya bakıyoruz. Ben önce bir hastaya bakıyorum. Gözaltına mı gerekiyor örneğin, yoksa önce malar bölgeye mi gerekiyor? Hasta örneğin 40 yaşında diyelim. Biraz böyle sarkmış artık. Ovalitesi kaybolmuş. Yüz biraz aşağıya inmiş. O zaman malar bölgeye dolgu yapmak lazım önce. Hastayı öneriyorum. Önce malar bölgenize dolgu yapalım. Gözaltı bölgenizdeki dolgu ihtiyacınız belki hiç kalmaz. Belki de yaptıktan sonra ihtiyacınız olursa oraya da yaparız diyorum. Yani güzel bir uygulama ve hastanın ihtiyaçlarına göre uyguluyoruz. Dilerseniz yine çok popüler olan bir diğer uygulamaya geçelim. İp askı. Nedir hocam? Şöyle, ip askı iplerle yüzümüzün, boynumuzun gerdirilmesi işlemi. İp askı eriyebilen ve erimeyen iplerle yapılabiliyor. Ben eriyebilen ipler kullanıyorum. Vücut ile daha dost, kendi eriyor ve kendi sonra kayboluyor. Benim kullandığım ürünler FDA ürünü, yani Amerikan Sağlık Kuruluşu'ndan onay almış ürünler. Bunların ucunda koniler var. Yani bunlar cerrahi ipler ama tabii ki ameliyatta kullandığımız normal iplerden farklı özellikleri var. Uçlarında koniler var, kılçıklar var. Bunlar sayesinde
O kılçıklar ve koniler sayesinde yüze koyuluyor ve askı etkisi oluyor. İlk başta bir askı etkisi oluyor. Zaman içinde aynı zamanda kolajen ve elastin salgısı, kolajen ve elastin de salgılıyor ve böylece yüze daha bir yenilenme, bir gerginlik, bir çekme etkisi daha fazla oluyor. Çünkü zaten anlatmıştım, 30'lu yaşlardan sonra yüz ovalitesi aşağı iniyor. Hem volüm kaybı oluyor, hem yüzümüzde bir sarkma oluyor. Bu yüzden bu ip askı yöntemleri bazı hastalarda, uygun hastalarda güvenli ve güzel uygulamalar. Peki ip askı yöntemi uyutularak mı yapılıyor yoksa lokal anesteziyle mi uygulanıyor? Şöyle, bu çok sıkıntılı bir işlem değil, basit bir işlem. İki tane kılavuz iğnemiz var, telimiz. Ama bu kılavuz iğnelerin uçları sivri değil zaten, künt. Şuradan küçük bir iğneyle açılarak iki tarafa doğru gidiriliyor. Ve çok kolay bir şekilde lokalle poliklinik koşullarında veya muayenehane koşullarında kolayca yapılabiliyor. Genel anesteziye gereksinim duyan bir şey değil. Yani hasta ille de ben anesteziyle olmak istemiyorum demediği de sürece lokalle yapıyoruz. Öyle çok sıkıntılı bir işlem değil. Yarım saat civarında süren. Biraz hastaya göre değişen bir durum aslında. Ama genellikle lokalle yapıyoruz. Yani çok anestezi gerektiren bir işlem değil, basit bir işlem. Peki etkisi ne zaman görülmeye başlıyor ve ne kadar sürüyor? Şöyle, ilk koyduğumuz zaman ipi, etkisi hemen görülmeye başlıyor. Ama şey değil, yani etkisi hemen görülmeye başlıyor ama kolajen ve elastin salgısı da zamanla geliştiği için ip koyulduktan sonra yaklaşık ikinci ve üçüncü haftalarda etkisi tam olarak oluşmaya başlıyor. Yaklaşık da 18 ay civarında etkisi sürüyor. 18-24 ay civarında etkisi devam ediyor. Peki hocam, bu ip askı yöntemi yüz germe kadar etkili bir yöntem ya da arasındaki farklar nelerdir? Çok güzel bir soru. İp askı yöntemi hiçbir zaman bir yüz germe işlemi kadar etkili değildir. Zaten bunun için de hastalara uygun seçmek gerekiyor. Her hastaya ip askı uygun mudur? Olmaz. Her gelen hastaya size ip askı yapalım demiyoruz örneğin. Çünkü ip askıda ipin kuvveti ne kadar çekeceği, örneğin çok şişman bir yüz, çok kuvvetli bir yüz, çok sarkık bir yüz, o hasta ip askıyla gerilmez. Daha böyle zayıf, daha ipin kaldırabileceği yüzler olması lazım. Eğer çok sarkık, cilt olarak kalınlığı fazla bir surata sahipse hasta, o zaman yüz germe öneriyoruz. Yani hiçbir zaman yüz germeyle eşdeğer bir ürün değil. Sadece ip askının özelliği şu, nasıl söyleyeyim, örneğin 40 yaşında bir hasta geldi. Tam bir yüz germe hastası değil. Çok ciddi bir sarkıklığı yok. Hastayı böyle 5 sene rahatlatacak, 2-3 sene rahatlatacak. Yani yüz germe ameliyatını biraz daha ileriye atacak bir işlem. Yani birkaç kere yaptırarak, örneğin 50'sinde yüz germe ameliyatı olacaksa bu süreyi 55'e, 60'a çekebiliyoruz. Yoksa 50 yaşında bir hasta geldi, sarkıklığı var. Hasta kesinlikle yüz germe ameliyatı olmak istiyor. Yani yüz germeye daha doğrusu uygun bir hasta. O hastaya da gel sana ip yapalım demiyoruz. Evet. Yani o olmaz. Uygun hastada uygulanırsa başarılı bir yöntem. Peki ip askılamayla beraber başka bir yöntem de uygulanabiliyor mu aynı esnada hastaya? Çok güzel bir soru. İp askı şöyle, bazı hastalar geliyor, hocam ben dolgu istiyorum diyor. Ama hastaya artık bizim yönlendirmemiz gerekiyor. Yani işte nazolabiyal dolgu istiyor bu bölgesine veya yanağa dolgu istiyor. Hastaya bakıyoruz, eğer ip askı için uygunsa hastaya önce ip askı öneriyorum. Size bir ip askı yapalım diyorum. Yüzünüz uygunsa, yüzü uygunsa tabii hastanın. Yüzünüz uygun diyorum bunun için, uygun olan hastada. 2 hafta, 3 hafta sonra ip askının etkisini görelim. Ona göre dolguyla uygulamasını yapalım. Belki hiç dolgu ihtiyacı kalmaz diyorum. Ama tabii ip askı ve dolgu yaptığımız zaman bazı hastalara gerek oluyor. Çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Peki bu yöntemden sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir hocam? Tabii buralara koni içeren, kılçık içeren ipler koyuyoruz. Bunlar ele gelmiyor, en başta onu söyleyeyim. Böyle ele gelen, hastayı rahatsız eden ürünler değil. Bunları koyduktan sonra hasta böyle elma gibi, ayva gibi ürünleri ısırarak yememesi lazım. Çok ciddi şekilde çene hareketi, yüz hareketi yapmaması lazım. Onun dışında yüzüne masaj yaptırmaması lazım 3 hafta süreyle. Hastanın yüzüstü yatmaması lazım. Yüzüstü yatarsa da hani iplerde sıkıntı olabilir. Onun dışında çok sıkıntılı bir ürün değil. Yani yüzünü ellememesi lazım. Çok masaj yaptırmaması lazım. Yüzüstü yatmama gibi biraz dikkat etmesi gerekiyor. Peki bu dikkat edilmesi gerekenleri uygulamazsa yani ne gibi sonuçlarla karşılaşabilir hasta? Yani şöyle, çok iplerin yer değiştireceğini düşünmüyorum ama tabii örneğin yüzüne masaj yaptırırsa ipin yerini değiştirme ihtimali yine var. Yani sonuçta küçük ipler koyarak orada askı işlemi yapıyoruz ve hani masajla astığımız yere değil öbür tarafa doğru masaj yaparsa etkisini engelleyebilir gibi biraz da bir dikkat etse hasta için daha iyi olur. Evet. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz hocam. O yüzden hızlı hızlı ilerliyorum. Biraz da PRP'ye değinelim istiyorum. PRP nedir ve nerelerde kullanılır? PRP
PRP, platelet rich plazmanın kısaltılmışı. Yani kendi kanımızdan kanımızı santrifüj ediyoruz. Hı hı. Trombositten zengin, büyüme faktörlerinden zengin plazma kısmını kullanıyoruz. Bu kısım hem yara iyileşmesini artıran trombositleri içeriyor hem de hücre yenilenmesini daha hızlandırıyor ve güzel bir ürün. Evet, iğnesiz mezoterapiden de bahsedelim hocam. Herhalde size de çok sorulan yöntemlerden birisidir bu da. Bilgisini sizden alalım. İğnesiz mezoterapi şöyle, şimdi mezoterapi ürünleri çok çeşitli yerlerde kullanılabiliyor. Saçta kullanılabiliyor, yüzde kullanılabiliyor, selülit için kullanılabiliyor, lekeler için kullanılabiliyor. Ama bazı hastalarda geliyor şöyle söylüyorlar, hocam ben iğnesiz bir şey yaptırmak istiyorum, ben iğneden korkuyorum diyor. Bu ürün de yeni çıktı, 1-2 senelik bir ürün. İğne kullanmadan eldivenle, yüze masajla, baskıyla, tabii özel eldivenlerle yapıyoruz. Deri altına nüfus edebiliyor, deri altına geçebiliyor ve deri altına kullanabiliyoruz. Yüzdeki kırışıklıklarda, ufak sarkıklıklarda, ondan sonra boyun bölgesinde, el bölgesinde, dekolte bölgesinde gençleştirme amaçlı da kullanılabiliyor. Ufak kırışıklıkları engelliyor. Çatlaklarda da kullanabiliyoruz biz bunu. Eski yara izlerinde, akne izlerinde, yani sivilce izlerinde de kullanabiliyoruz. Güzel, kolay uygulanabilir bir yöntem. Evet, son sorumda gençlik aşısı, yani nem aşısı üzerine olsun hocam. Nedir ve hangi bölgelerde uygulanabilen bir yöntem? Nem aşısı da bu ara çok rağbet gören ve merak edilen bir ürün. Şöyle, zaten yaşlılık sürecini anlatmıştım. Yaşlılık sürecinde yüz aşağıya iniyor. Yüzün hem volüm olarak kaybı oluyor hem de nem olarak da bir kaybı oluyor. Nem olarak da kaybı olduğu için yüzün tekrar bir nemini sağlamak gerekiyor. Volüm olarak da bir volüm artışı sağlamak gerekiyor. Bu ürünün yaklaşık %20 kadar içeriği hiyalüronik asit. Ve bunun dışında içindeki ürünlerle birlikte nem tutuyor. Volüm sağlıyor, hacim sağlıyor. Bu birer santimetre aralıklarla yapıyoruz biz bu ürünü ve yaptığımız yerde 1 santimetre kareli çapında su tutuyor ve yüzü nemlendiriyor. Daha canlı bir görüntü ve ufak kırışıklıkları azaltıyor. İnce kırışıklıkları aynı zamanda azaltıyor. Özellikle tabii sadece yüze değil, bunu hem boyun bölgesine hem dekolte bölgesine hem el üzerine kullanıyoruz. Böyle ince kırışıklıklarda, özellikle boyunda çok etkili. İnce kırışıklıklarda çok etkili, güzel, kolay uygulanabilen bir yöntem. Kolajen elastik fibril sentezini de artırarak hücre yenilenmesini de sağlıyor ve daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Evet, artık süremizin de sonuna geliyoruz hocam. Ameliyatsız estetik uygulamaları konuştuk. Botoks, dolgu, gözaltı ışık dolgusu, ip askı, PRP, iğnesiz mezoterapi ve gençlik aşısının bilgisini sizden aldık. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Benim sormayı unuttum. Sizin izleyenlerimize son mesajlarınız neler olur? Şöyle, olabildiği kadar anlatmaya çalıştık zaten. Bunlar ameliyatsız estetik işlemler. Çok mucizevi şeyler beklememek lazım ama düzenli olarak yaptırıldığı zaman hakikaten güzel ve hastalar için yararlı ürünler. Onun dışında PRP'nin kullanım alanından biraz bahsetmedik. PRP de yüzdeki kırışıklıklarda, ufak tefek çatlaklarda, yara izlerinde, gözaltı morluklarında, önün gözaltı morluğunda da çok PRP'yi kullanıyoruz. Yara izlerinde, eski yara izlerinde PRP ve saç ekimi sonrası veya saçlarda azalma olduğu zaman gene PRP çok güzel, kolay uygulanabilen ve yararlı bir ürün. 2-4 hafta aralıklarla, yani ayda bir kere gibi veya 3 haftada bir kere gibi yapıyoruz ve 3 veya 6 seans boyunca uygulayabiliyoruz. Güzel. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için hocam. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.